Ve bir anlamda Sedat Peker iki kardeşle ilgili olarak internet evet. haberin sahibi neydi? Hadi Özışık'la. Özışık kardeşleri Süleyman gündeme Özışık. Getirerek aslında Özışık kardeşleri döverken, adadan gönderirken başkalarına mesaj verdi. Bunu sadece onlara mı yaptı? O yüzden hani böyle herhangi bir şey yap- gerçekleşmiyor diyorsun. Çünkü Sedat Peker psikolojik harbin merkezlerinden bir tanesi ise ve o kanları, oluk oluk kanlarınızı akıtacağım silahların çağrısını şeyden dolayı yaptığını söylüyorsa, psikolojik harfin gereği olarak yaptığını söylüyorsa, psikolojik harbi yaparken, yapılırken medya olmadan yapılabilir mi? Sosyal medyadaki etkili hesaplar olmadan yapılabilir mi? Koordine olmadan yapılabilir mi? O zaman Sedat Peker, sosyal medyayı yöneten serden geçtileri varsa, o tür isimlerle ilişkisinin olmaması mümkün mü? Tüm olay şu, o kadar bilinçli adım attı ki bugüne kadar, ve o kadar bilinçli adım, ne diyordu kendisinin savaşçı olduğuna yönelik olarak kitap önermeleri yaparken. Ve diyordu ki ben mesela gazeteciliği de öğrenirim. Evet. Gazeteci değilim ama her işi çabuk öğrenirim diyordu. Ve bugün şimdi ne oldu? En son geçen günün kendini ilan etmişti? Milli hakem ilan etmişti. Ve mesela dün akşam yayınladığı şeylerle ilgili olarak, belgelerle ilgili olarak bugün 3 tane tweet attı peş peşe. Gazetecilere yönelik mesaj verir misiniz arkadaşlar lütfen? Bir bak istersen. Tamam. Sen de o buyur şu. 40 yaşının altında olan kardeşlerim. Daha önce yayınladığım videolarda devamlı söylemiştim. Doğru soruyu sorabilirsek hedefe ulaşabiliriz. Dün Deli Çavuş'un yayınladığı paylaşımlarda ne yazık ki yine magazine takılıp doğru soruyu soramadık. Gazetecilere söylüyorum. Evet, devam ediyor şimdi. O paylaşımdaki amaç kimin yasa dışı bahse ne kadar kaybettiği değil, ülkenin her sene onlarca milyar dolarının yasa dışı kumar sebebiyle yurt dışına çıktığıydı. Yani ülkemizin fakirleştiği. Doğru soru şu, tek bir emirle bu iğrençliği engellemek mümkünken neden engellenmiyor? Hangi siyasiler, hangi bürokratlar ne kadar rüşvet alıyor? Ben siyasi saldırganlık niteliği taşıyan tweetler atamayabilirim. Ancak bazı muhalif gazetecilerin siyasi haberlerinin içindeyim, ruhundayım, kalbindeyim. Tüm anahtar burası. Gazetecilere de yol gösteriyor. Gösteriyor ama bir şey daha söylüyor. Haberlerinizin içindeyim, ruhundayım, kalbinizdeyim derken ne diyor sence? Aranızdayım diyor. Bence bir, kalbinde olmak yoldaşlık ilişkisidir. Ruhunda olmak etkilemek demektir. Şimdi buradan yola çıkarak soru şu. O da bir mesaj. Olmaz olur mu? Ya ben atıyorum, devamını getirin diyor işte. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Ortaya atıyorum diyor. Şimdi bahis diyor iddiayla. Yasa dışı kumar diyor. Sosyal medya hesaplarında dün geceden beri bu hesapların evet. aslında yasa dışı bahis konusu olmadığı bir kumar olduğu, 3 yıl önceki liste olduğu bir kumarhanenin yakıldığı iddiaları falan var. Yani deşifre edilerek. Şimdi bir kere söyleyelim. Dün akşam bu konu yayınlanmadan evvel dedim ki bu yasa dışı bahis içerisinde kimler olur? Sporcular olur mu? Bahis oynama meselesinde. Olabilir. Antrenörler olur mu? Olabilir. Menajerler olabilir. Kulüp başkanları futbol olur mu? Kulüp başkanları olur. Buradan yola çıkarak dedim ki bu tür adamları nasıl kontrol edersiniz? İki şeyle, kumarhaneyle kontrol eder misiniz kumarla? İki, videoyla, özel seks videolarıyla kontrol eder misiniz? Bunlar var mı? Var. Mesela Deli Çavuş diyor ki ruhumun diğer yarısı ruh adam, ruh adam. Şimdi bir şey söyleyelim. Elinde ne kadar video var? Ve videoları yayınlamayacak dedim ben mesela. Ya kendisi çok şey kötü dedim ki bana gönder. Bana gönder dedim. Yani ben en azından video yayınlamayız ama isimleri deşifre ederiz. İki, videoları yayınlama çok kötüyse. Zoom'la kardeşim üzerine öyle yayınla. Karart yayınla. İsimleri yayınla. Neden yayınlamıyor? Bir de bir şey daha söyleyelim. Dün akşam gördük ki isim benzerlikleri. Tabii iddia. Futbolcular var. Antrenörler var. Kulüp başkanları var. Varoğlu var. Sanatçılar var. Binlerce kişilik liste. 4.900-5.000 kişilik liste. Toplam ne dedi listeye? 49.900 kişilik liste. Ne kadarını verdi, ne kadarını vermedi. Ha, 50 bin dolar üzerindeki olanları verdim dedi ama 5 bin, 10 bin, 20 bin dolarlıklar da vardı. İşaretledikten milyon dolarlıklar. Milyar dolar. Milyon dolarlıklar. Yani düşün 3 milyon dolar oynamış. Asıl olay şu, kendisinin söylediği açısından söylüyorum. Kardeşim buradaki kumar oynayanlara bakmayın. Devlete bakın, devlet zarar ettiriliyor diye bakıyor. Ben de başka bir şeyden bakıyorum. Bu adamların verdiği vergi nedir kardeşim? Bir, verdiği vergi ne kadardır? İki, bu parayı oynarken nasıl oynuyorlar? Ve bu parayı nasıl hesaplarından, şirket hesaplarından çıkarıyorlar? Ve devlet bununla ilgili ne yapması gerekiyor? Ve bir şey daha söyleyeyim. Kumar. Yasa dışı değil mi Türkiye'de? Burada yasa dışı ama orada serbest. Bir saniye yasa dışı değil evet. mi? Ama herkes oynuyor. Şu da var. Niye yasa dışı mesela kumar? Türkiye'de kumar yasa dışı olmasa ne olacak? Devlet vergi almayacak mı bundan? Eskiden alırdı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Yasa dışı kumar yaparak aynı zamanda aslında birilerine fonlama yapılmıyor kumarın mu? Yasaklanmasına karşı mısın bu arada? Hayır değilim. Eğer bu ülkede kumar oynanıyorsa kardeşim onu serbest yapacaksın. Ya şimdi Kıbrıs'a gidiyor herkes oynamıyor mu? Oynuyor. Kıbrıs bizim yani atıyorum 82. eyaletimiz mi? Bağımsız devlet mi? Kim yasaklamıştı kumarı Türkiye'de? Bilmiyorum kim. Tinastitis. Kendi bakanlığı döneminde yasaklamıştı. Bana anlatmıştı bir programda. Ya trans, şimdi anlıyorum onun kendisi yani, ama sorumuz şu var. Kim kazanıyor bu işten ve kaybeden kim? Ve bir şey daha söyleyeyim. Kaybeden biziz. Devlet başka bir şey söyleyeyim. Sen aynı zamanda denetim... Ya adam yurt dışına gitmiyor mu oynamak için? Burada olsa burada oynayacak. Ama şu sen denetleyebileceksin aslında. Bir şey daha söyleyeyim. Bir insan kendi parasıyla ne yaparsa yapar. Hayır. Şöyle.
Ne demek? Kurallarıyla. Gitsin kumar... Hayır. Kurallarıyla. Silah atsın, bursun o zaman kendi parasıyla. Hayır, onu demiyorum. Uyuşturucu alsın, satsın o zaman. Türkiye'de bilyoner, maçkolik, iddia gibi bahis uygulamaları, siteleri. Bunlar da kumar değil mi? Ya, kumar. 18 yaşında mı? Bir saniye. Tamam, yasal mı? Yasal. Bir de söyleyeceğim. 18 yaşından çocuklar için yasal. Kuralları var. 18 yaşından altından çocuklar oynayamıyor. Hayır, tespit edemez. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben de diyorum ki tam bu yasa dışı bahis meselesinde birilerinin ipini kontrol ederseniz, onların videoları olursa, kumar borçları olursa, o insanları bu bahis konularında yönlendirebilir misiniz? Ya adam bugün maça çıkmadığında diyelim ki çok etkili bir oyuncu. Sakatlandı, kat çıktı. Kime dönüyor maç? Karşı tarafa dönüyor. Evet. Çok etkili. Antrenör istediği en etkili oyuncuyu dışarı bırakırsa bilmem ne oluyor mu? Kulüp başkanı da... İşin başka bir yönü. İşte onu anlat. Şunu anlatıyorum. Sedat Peker şu yönüne dikkat çekiyor. Devletin kaybı olarak bakıyor. Vergi kaybı olarak bakıyor aslında temelde. Para transferi, para transferi para oluyor diyor. Para kalmıyor, gidiyor dışarıda, hiç oluyor. Para transferi oluyor diyor. Sedat Peker'in odaklandığı nokta bu. Senin başka bir pencere açıyorsun. Odaklandığı nokta başka. Tamam, o tamam. O bir yerde dursun. Vesaire. Ben diyorum ki Türkiye'de şu anda yasal olan bahis içerisinde bile insanları kontrol edebilir misin? Edemezsin şu an. Edersiniz. Bahisin taraflarını kontrol edersiniz. Alt liglerde neler döndüğünü çok kolay tespit edemezsiniz. Ben diyorum ki hepsini kontrol edersiniz. Neden? Devlet niye var? Şimdi devlet hangi futbolcunun kumar borcu olduğunu bilmem neyini bilir mi bilmez mi kardeşim? Ben sana bir şey söyleyeyim. Niye bu ülkedeki siyasetçiler, belediye başkanları, sanatçılar, futbolcular niye Kıbrıs'a giderler ki sürekli? Kumar oynamaya. Bir şey derdim. Birçok. Tarihi yerleri mi geziyorlar? Beş parmak dağlarından mı çıkıyorlar? Halasultan türbesine mi gidiyorlar? Yani nereye gidiyor? Baksana sabahtan akşamdan otelden dışarı mı çıkmışlar? Burada eğlence mi yok? Ve bir şeyin daha adını koyalım. Ben bir belediye başkanı ile ilgili sürekli haber yaptım. Kumarbaz. Başlık attım Kumarbaz Özcan diye. Ya bir, değil mi? İşte kumar oynarken fotoğraflarını yayınladım Bulgaristan'da. Bir belediye başkanı maaşı ne kadardır? 10 bin lira mı? 20 bin lira mı? 30 bin lira mı? Yok, 50 bin lira mı? 100 bin lira mı? Her gittiğinde kaç yüz bin dolarla oynadığı açısından söyleyeyim. Ve bu belediye başkanı ne yaptı biliyor musun bir gün? O kadar bunaldı ki. Dedi ki vatandaşlarıma soracağım kumar Özden kumarı bıraksın mı bırakmasın mı diye. O kadar pervasızlaştı yani. Şimdi olayımız şu. Bir ülkede bir siyasetçi, bir iş adamı 2,5 milyon dolar, 3 milyon dolar kumarda kaybederse bunun bir şeyine kimse bakmaz mı? Ya da 100 bin dolar. Şöyle, sen bu parayı nasıl kazandın? Evet. Bu soru. Tek bir soru. Bu kadar basit. Şimdi bunu normal sıradan vatandaşa soruyorsun. Bir şey daha sorayım. Vergilendirilmiş bir kazanç mı bu? Değil. Sedat Peker'in bir mesajı daha var bugün. Verir misiniz arkadaşlar videoyu? Adam kardeş! Adam kardeş! Bazen film bitti dendiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur. Bir gün başka yer olur. Adam kardeş! Bunu sakın unutma. Sana daha önce de söylemiştim. Sana daha önce de öğretmiştim. Adam kardeş, geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gezermiş. Adam kardeş. Buradan ne mesaj çıkarıyorsun? Ya bir şey söyleyeyim mi? Sedat Peker bir yandan da eğleniyor. O esprili tweetler, kendine işte ben ruh doktoruyum diyor, Profesör Doktor Sedat Peker yazıyor. Yani bir yandan da bu işleri de sevdiği için sosyal medyayı vesaire eğleniyor. Ben ekip boyutuyla baktığımı söyleyeyim. Bir tane... Ya şu videoya ne diyeceksin ya? Ben söyleyeyim, ben sinirlerinin çok sağlam olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu, önce onu söyleyeyim. Birinci boyutu itibariyle. İkincisi de eğleniyor mu derseniz tabii ki eğleniyor. Başka ne yapsın? İki, üç... Ya bu mesele bizim kadar ciddiye alıyor mu bu meseleleri acaba? Alıyordur. Bu videoyu izleyince bir yerde göz altında mı? Kontrol altında mı? Ben serbestim mesajını. Şimdi, rahat bir şey. Yalnız kurtlar ne yapıyor? Gece yarısı jet ski'ye biniyor. Başka mesajla beraber aslında somut olarak şu. Ulan ben özgür dolaşıyorum. Gece yarısı da çıkıyorum, tamam mı? Jet ski'ye biniyorum diye. Yani aslında birilerinin yerinden zıplatacak bir mesaj veriyor şey. Evet ama bak şimdi şu şöyle. Burada güvenlik var mı? Dün. Yok, burada güvenlik var mı? Kare içinde yok. O çocukları yani, var şeyde, teknede. Videodaki çocukları, kare içinde yok. Büyük çocukları teknedeki bunlar. Tamam. Ama bilmiyoruz arkasını. Ben bir şey söyleyeyim. Ben Sedat Peker'in ta ilk başından itibaren çok olağanüstü korunduğuna inanıyorum. Mesela şöyle bir soru sormuştum. Siz CIA olsanız, Mossad olsanız, uluslararası istihbarat kuruluşları olsanız, Sedat Peker'in alınıp Türkiye'ye verilmesini mi istersiniz? Başına bir şey gelmesini mi istersiniz? Yoksa Sedat Peker'in kontrol altında olmasını isterim. Başka bir şey söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri açısından söyleyeyim. Demişlerdi ki Türkiye'de işte kimi çok iyi bilen gazeteciler var ya, dediler ki işte Türkiye'deki Birleşik Arap Emirlikleri'nin ajanları var. Onların karşısında takas edecek. Sen Birleşik Arap Emirlikleri'nin yetkilisi olsan Sedat Peker mi, 10 tane ajanı mı? 20 tane, 100 tabağını yoksa Sedat Peker mi meselesi? Sedat Peker. Bir kere yani işte bunları konuşan adamların analizi de yok. Yani şeyi de yok. Şimdi bak dün diyor ki şey, röportajında şöyle söylüyor. Birleşik Arap Emirlikleri görevlileri bana Türkiye'den hiçbir not iletmediler. E tabii ki. İletirler devlet, miydi zaten? Devlet. Ama Türkiye bir girişimde bulunmamış olabilir mi? 40 kere bulunmuştu. Elbette onu söylüyor. Hayır, yani kendisine yönelik olarak.
Balkanlardan suikastçı gönderildiğini açıkladı. Ve suikastçıları kim oldu? Yok yok. Yani. Suikastçıları kimler olduğunu açıkladı. İddialar da diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri. Son iki dakika önce attı yine. Yöneticileri. Yeni video. Yeni mi? Ya şurada ekranda. Tamam. Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim. Bitti denilen hikaye her zaman yeniden başlar. Evet, ha, bu videonun teyidi. Evet. Tamam. Ya orada şeye mesaj veriyor. Beni öldürmeye geleceksin ama bak. Bak açın. İşte ortada dolanıyorum. Onu söylüyor. Şimdi bak şöyle demiş. Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri, görevlileri sadece benim can güvenliğimle ilgili benim yanıma geldiler diyor. Yani ben korunuyorum diyor aslında. Evet. Yani mesajı. Yani bana dokunamazsınız diyor.